Ekonomiyi konuşalım haberlerin ardından. Program başında da söylediğim gibi bugün bir iş adamı ve finans uzmanı konuğumuz var. Türkiye'yi konuşacağız, sokağı konuşacağız, dünyadaki gelişmeleri masaya yatıracağız. Çok değerli bir konuğumuz var, iş adamı, finans uzmanı. Aynı zamanda da Sayın Mehmet Özarslan, bugün Ekopolitika'nın. Sayın Özarslan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi sabahlar. Çok teşekkür ediyorum. Hani vatandaş ne demiş gördük değil mi haberlerde? İş adamı gözüyle baktığınızda ne anlatıyor mevcut durum size? Aslında bakın, iş adamı gözüyle baktığınız zaman vatandaşın bakış açısından hiçbir zaman ayrılamazsınız. Bir ekonomideki en önemli şey nedir? Bir ekonomide iş sahalarının yaratılması, vatandaşın mutlu olması, alım yapabilmesidir. Hı hı. Çünkü vatandaş eğer alım yapabilirse, para harcayabilirse o zaman ekonomi döner, yatırım olur ve devlet de bunun vergisini tahsil eder, bunun vergisinden faydalanır. Şimdi bakın, dün gelen veriler, bu aslında bugün verdiğiniz haberde haberi onaylayan bir veri bu. Devletin KDV ve ÖTV gelirlerinde azalma var. Tüketmiyoruz. Tüketmiyoruz yani. Bakın. Veya tüketemiyoruz. Tabii ki tüketemiyoruz. Sıkıntı burada. Şimdi KDV ve ÖTV nereden doğar? Tüketimden doğar. Hı hı. İnsanlar her yaptıkları alışverişte %18, %8 işte şeyine göre, sektörüne göre KDV oranları var. Eğer burada gelirlerde azalma varsa bu zaten sizin verdiğiniz haberin bir sağlaması oluyor, onayı oluyor. Bu çok önemli. Peki iş dünyası neler yaşıyor? Çok bu ara suskun. Bakın, baş başa konuştuğunuzda çok şey konuşuluyor ama çok sesi çıkmıyor. Ne yaşıyor iş dünyası? Bakın, bir ekonomide dedik ya, en önemli şey iş sahasının yaratılması, insanların iş güvenliği içerisinde gelir sağlayan işler içerisinde olmaları, istihdam edilmeleri. Şimdi bir iş adamı için en önemli şey nedir ekonomide? Güvendir. Bakın, güven. Bu program bir saatlik bir program. Bundan sonra konuşacağımız her şeyden daha önemli bu kelime, güven. Yani 17 Aralık takipsizlik verilen, 17 Aralık sürecine takipsizlik verilen, Rıza Zarrab'a takipsizlik verilen bir ülkede şimdi güvenden bahsedebilir misiniz? Ekonomiden bahsedebilir misiniz? Yatırımdan bahsedebilir misiniz? Dünyanın hangi ülkesinde, hangi yatırımcısını anlatacaksınız bunu? Siz kendi Türk yatırımcınız bunun böyle olmadığını biliyor. Burada takipsizlik verilmemesi gerektiğini biliyor. Hı hı. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi duydu. 17-25 Aralık yolsuzluk haftası. Bakın, bu çok önemli. Dün yaşanan olaylar, çarşı. Şimdi bakın, her şey birbiriyle alakalı. Yani bir ekonomide, bir ülkede eğer bunlar yaşanıyorsa, bir taraftar grubu siz darbe yaptınız diye insanlara eğer dava açılıyorsa, Rıza Zarrab gibi insanlar eğer takipsizlikle işlerine devam ediyorlarsa, sokakta gezmeye devam ediyorlarsa, bu ülkede çok büyük bir güven sorunu var demektir. Bu arada çarşıyla kalplerimiz beraber, benim de yükseldiğim çarşı ve öyle bir zeka ihtiva ediyor ki çarşı grubu. Dediler ki işte siz darbe yapacakmışsınız. Ona dediler ki bizde böyle bir güç olsa kendi takımımızı şampanya yaparız. Şampanya yaparız. Yani, zekice bir video. Çok zekice. Dolayısıyla iş dünyası bir güvensizlik içerisinde. Bakın, bu kesin net. Ha, güzel şeyler olmuyor mu? Evet, oluyor. Güzel şeyler nasıl oluyor? Alın teriyle oluyor. Çok çalışarak oluyor. İşte dün TÜPRAŞ'ın bir açılışı yapıldı. Bakın, bu çok önemli. Çünkü TÜPRAŞ'ın oradaki yatırım 3 milyar dolarlık bir yatırım. Ve Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılmış en büyük yatırımı. Türkiye'nin cari açığına bu 1 milyar dolar yansıyacağı söyleniyor. Evet. Ve altıl bir furloy, artık biliyorsunuz furloy kullanılmıyor ve katma değerli bir ürün değil. Altıl bir furloy kapasitesini TÜPRAŞ bir dizel üretim kapasitesine, daha katma değerli ürünler üretmek için o kapasiteyi daha doğru, 3 milyar dolarlık önemli bir yatırımla daha doğru bir pazara, Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını kanalize etti. Aslında çok önemli. Biz bunları konuşmak istiyoruz işte. Ama bunları konuşmak için güven olması lazım. İşte büyük bir güvensizlik var. Fakat tabii ki ekonominin Anadolu'nun kaptanları var, Anadolu'nun kahraman insanları var, Trakya'nın kahraman insanları var ve bunlar bütün olumsuzluklara rağmen yatırım yapmaya devam ediyorlar. Yani başka bir önemli bir şirket bence, sanayi yatırımlarına çok önem veriyorum. Mesela Petkim, Ali Ağa Yarımadası'nda yaptıkları milyarlarca dolarlık yatırım var. Bu yabancı bir şirket, Sokar, hani Azeri bir yatırımcı. Bunlar önemli. Yani bu yatırımların, ama sadece büyük ölçeklerde değil, sadece milyarlarca dolarlık ölçeklerde değil, milyon dolar, 100 bin dolar ölçeklerinde de çok daha fazla tabana yayılmış şekilde aslında bu yatırımların Türkiye'de olması gerekiyor. Ama
İşte bu sessizlik güvensizlikten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani tabii burada KOBİ'lerinde yatırım yapabilme güvenini hissediyor kesinlikle, olması lazım. Kesinlikle. Pazarı analiz edebiliyor olması kesinlikle lazım. Onlar çok sessizler. Çünkü bakın Türkiye ekonomisi bu tür büyük şirketlerin sırtında aslında değil. Yani bitirin. Tamam, tabii ki bitirin. Bu şirketler önemli. Bakın hiç şey yapmıyorum. Bu şirketler önemli. Bu şirketlerin sayısının artması lazım. Ama Türkiye'nin asıl bel kemiği KOBİ'leri. Yani 50 kişiden daha az personel istihdam eden belli cirolarda KOBİ'ler. Bu KOBİ'lerin büyüdüğü bir Türkiye'de ancak biz hedeflerimize ulaşabiliriz. Aksi takdirde işimiz zor. Peki döviz. Şimdi evet, az önce haberlerde de verdim. Şu anda da baktığınızda 2.36 ile 37 arasında böyle gidip geliyor. Birincisi nasıl değerlendiriyorsunuz gelişmeleri? İkincisi bu döviz fiyatının reel sektör ilişkisini biraz açalım mı? Yani hatta belki dolar merkezli gelişmeler olarak adlandıralım bunu. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben bir kere harika bir günde geldim. Yani doların rekor 2.41'i gördüğü bir günde programımıza konuk olma şansına sahip oldum. Bakın döviz çok önemli. Bir sanayici için, bir yatırımcı için, ekonominin bütün bileşenleri için dövizin oynaklığı kötü bir şeydir. Hı hı. Çünkü dövizin oynaklık olduğu yerde bakın yine o en önemli dediğimiz güven var ya, o düşer. Çıkıyor. O çöker. Şimdi dövizin seviyesinden çok oynaklığının daha böyle şey bir temele, raya oturması lazım. Tabii ki dövizin kademeli yükselmesi Türkiye'deki üreticinin her zaman avantajındadır. Çünkü ihracat yapma şansınız daha fazla olur. Burada dün yaşanan olay yalnız Türkiye'ye, yani Türkiye'den kaynaklanan bir olay değil. Bu kırılgan beşliğinin bütün ülkelerinde gelişmekte olan ziyade bakın kırılgan ülkelerde çok fazla yaşandı. Bizim gibi, çünkü bizim ekonomimiz biliyorsunuz kırılgan bir ekonomi. Beşin biriyiz. Diğerleri işte Brezilya reali, Endonezya rupisi, Hint rupisi, Güney Afrika randı var bunun içerisinde ve Türk lirası kırılgan beşliğinin içerisinde. Ve bütün bu kurlara bakarsanız dün bu kurların hepsinde bir yükseliş var. Şimdi 2.41'i gördüğü zaman Merkez Bankası'ndan çok önemli bir açıklama geldi. Akıllıca bir açıklama geldi. O da şuydu. Dediler ki BOTAŞ gibi, şimdi BOTAŞ biliyorsunuz doğalgaz ithal eden, Rusya'dan döviz ihtiyacı olan. Çok büyük miktarda döviz ihtiyacı olan şirketlerin başında geliyor. Bunlar devletin şirketleri ve bu şirketlerin 20 milyar dolarlık bir döviz ihtiyaçları var. Çünkü siz halka doğalgazı TL ile satıyorsunuz. Biz doğalgaz faturalarımızı BOTAŞ'a veya diğer şirketlere TL ile ödüyoruz. Fakat bu Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan dövizle, dolarla satın alınıyor. Dolayısıyla bu şirketlerin çok ciddi döviz ihtiyaçları var. Ben şöyle bir kaba bir hesap yaptım. Bu ay bu şirketlerin döviz ihtiyacı 1.2 milyar dolar. Çok ciddi rakam. Çok ciddi bir rakam. Bakın gerçekten ciddi bir rakam. Şimdi çok akıllıca bir hamle yaptı Merkez Bankası. Dedi ki bu 1.2 milyar doları artık o X rakam neyse bu rakamı piyasadan değil sen gel benden direkt al. Ve yani dolayısıyla bu rakamı piyasana ayırmış oldu. Bu doların üzerindeki baskıyı bir nevi kaldırdı. 2.41'den 2.37 gibi bir kapanış oldu. Baktım bu sabah yine yani 2.36-2.37. 50-60 milyon dolarlık müdahalelerden çok daha akıllıca. Akıllıca. Brezilya Merkez Bankası'nın yaptığı bir swap taktiği vardır. Eğer onu bizim Merkez Bankamız yaparsa, bilmiyorum hani niye yapmıyorlar veya nedir buradaki şey, onu yaparlarsa orada da fayda olur ama bakın bunların hepsi palyatif. Yani bugünü kurtarır bunların hepsi. Bunlar aslında bir ekonominin temel ihtiyaçlarını gidermez. Sizin kur ihtiyacınızın temelini gidermez. Peki ne giderir? Üretim giderir. İşte o yüzden 2015 yılı umuyorum bir üretim yılı olsun. Bakın çok önemli. Maalesef AKP iktidarı 12 yıldır iktidarda değil mi? 12 yıldır ve bu 12 yıldır inanılmaz bir küresel para genişlemesi var. Bu küresel para genişlemesinden iyi faydalandı mı? Hayır, faydalanmadı. Ne yaptık? Çok büyük cari açık verdik. Yedik. Türkçesi. Bravo, yedik işte. Yedik parayı. Cari açık verdik. Bu cari açığı sıcak parayla finanse ettik. Peki ya ne yapmamız gerekirdi? Katma değerli üretim yapmamız gerekirdi. Bakın hani Cem Yılmaz'ın hani bir şakası var. Bunu şaka olarak şey yapıyoruz ama bu çok ciddi, bu şaka değil. Eğitim şart diyor ya. Hı hı. Bakın. Sizin cari açık vermeniz için ne yapmak lazım? Üretim yapmak lazım. Üretim yapmak için ne yapmanız lazım? Katma değerli üretim yapmanız lazım ki bu dünya piyasasında rekabetçi olun. Katma değerli üretim yapmanız için ne lazım? Know-how lazım. Yani bilgi lazım.
Doğru mu? Bu bilgiyi nasıl edineceksiniz? Eğitimle. Yani her şey geldi mi yine eğitime? Dolayısıyla Türkiye'nin bu tür strüktürel, yapısal problemlerini çözmek için en kısa yöntem ne biliyor musunuz? En uzun yöntem. Eğitim. Eğitim. Ama onu çözüyorlar. Osmanlıca'ya geçiyoruz. Evet, Osmanlıca'yla, onu çözdük artık. Osmanlıca'yla bunu çözeceğiz. Mezar taşlarını bu arada Osmanlıca öğrendikten sonra okuyamazsınız. Çünkü o mezar taşları falan çok farklı yazılarla yazılmıştır. Artı biraz Osmanlıca araştırdığım için konuşuyorum. Madem açtınız konuyu. Artı 19. yüzyıl Osmanlıcasından daha eski Osmanlıca okuyamazsınız. Çünkü Osmanlıca sadece sessiz harfler yazılır, sessiz harfler yazılmaz. Siz o kelimeyi bilmiyorsanız okuyamazsınız. Ya bakın şeyi bırakmak lazım. Popülizmi bırakmak lazım. Kimsenin karşısında aptal yok. Herkes okuyor, araştırıyor. Ve tamam Osmanlıca insanlar öğrenmesin mi? Ya bu konunun şeyleri öğrensin. Zaten tarihçiler biliyor. Bilmeli de zaten. Bilmeli de zaten. Bilen biliyor. Ve Osmanlıca metinleri özellikle 19. yüzyıldan daha eski metinleri okumanın en güzel yolu ne biliyor musunuz? Yine Latin alfabesi okumak. Çünkü kelimeyi en azından söyledikten bakabilirsiniz. Tabii keşke geleceğin dünyasındaki ekonomi nasıl şekillenecek diye baktığınızda çocuklarımıza ya bakın İngilizce öğretiyoruz falan Rusça da öğretelim, Çince de öğretelim diye tartışıyor olsaydık. Kesinlikle. Bakın Rusça, Çince, Arapça, Farsça neden olmasın? Çünkü bu ülkeler bizim için çok önemli pazarlar. Bir Rus pazarı bizim için İngilizce konuşulan pazarlardan çok daha realist bir pazar. Hı hı. Bakın bunu söyleyeyim. Şimdi burada da yalnız kötü bir haber vermek durumundayız. Çünkü Rus rublesi dün 77'yi gördü. Bilmiyorum ne. Bu sabah Bloomberg'tan okudum bir haber. Rusya Finans Bakanı diyor ki Rusya rezervlerini satmaya başlayacak. Yani yeni bir haber verildim izleyicilerimize. Rezervlerini satmaya başlayacak. Çünkü Rusya'da biliyorsunuz bir yıl önce ruble dolar paritesi 30 iken şu anda 2000'sine 60'lara gelmiş durumda. 70'lere yaklaşmış durumda. Bilmiyorum bugün şu anda. Bugün de %5 değerle üzerinde değerle değer kaybederek kaç şu anda? Başladı. Açıyorum aha. Şimdi ayrıntıyı. Yani %100'den fazla bir Rus rublesine değer kaybı var. Bu da bu yaz bizim turizm gelirlerimize bakın yansıyacaktır. Bundan kaçış yok. Hemen o da gelmiş zaten. Gelmiş mi? 71 düzeyinde. 71 düzeyinde. 30'dan 71'e gelmiş. Dün 74'ü 77 gördü hatta. Şeyle ilgili, turizmle ilgili de diyor ki Ruslar Türkiye'den vazgeçmez ama tatilleri kısalır. Tatili kısalır, tatili azalır. Yani sonuçta adama iki misli daha pahalıya gelecek ailelere, Rus ailelerine. Dolayısıyla burada bizim için bir dezavantaj artı, teşkil ediyor. Artı çok ümit bağlanmıştı oraya ihracat yapacağız. Hani tırnak içerisinde söylüyorum. Hı-hı. Pek mümkün değildi ama o da boşa çıkıyor. O da boşa çıkıyor. Artı bir veri daha var. Biliyorsunuz Rusya'da çok önemli inşaat ihaleleri bizim şirketlerimiz alıyor. Onlarla da gurur duyuyoruz. Gerçekten çok zor şartlarda. Yani Afrika'nın çöllerinden Rusya'nın soğuklarına kadar bu inşaat şirketleri buradan personel göndererek o konuda çalışan müthiş çok işler. Arkadaşları var. Müthiş işler yapıyorlar. Buradan büyük alın teriyle yapıyorlar. Onu konuşalım mı? Orada da azalma var ama. Bunu çok sevindirici bir haber olarak Türkiye'ye yansıttık. Özünde baktığımızda da evet enerji maliyetleri açısından sevindirici. Hı. O zaman bir petrol fiyatlarını mercek altına alalım. Sizin bir petrol teoriniz var böyle 7-8 adımlı. Bir paylaşır mısınız onu izleyicilerimize? Evet. Nacizane. Ben petrolden ne anladığımı şey yapıyorum. Bir kere petrolün düşmesi Türkiye için avantajdır. Ama dezavantajı yok değildir. Bakın şimdi hani hepsini adım adım konuşalım. Yani izleyicimiz demesinler ya sadece avantajım var bunun bize dezavantajı yok mu? Hayır dezavantajı var. Rusya örneğinden bahsettik. Burada petrol üreticisi ülkelerden çok fazla turist alıyoruz. Golf ülkelerinden, Arap ülkelerinden, Körfez ülkelerinden. Artı mal satıyoruz. Artı mal satıyoruz. Çok önemli. Artı işte müteahhitlik hizmetleri onlara sunuyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarının düşmesiyle onların harcamasında da bir azalma olacak. Ama bakın gelin önce pozitiften başlayalım. Hı hı. Çünkü pozitif etkisi, müspet etkisi, menfi etkisinden daha büyük. Hı hı. Şimdi araştırmalara göre dün bir çalışma okudum. Petrol fiyatının dünyada düşmesi dünyadaki insanların cebine trilyonlarca dolar koyuyor. Şimdi bir defa bu güzel bir şey. Yani halkın cebine, dünya halkının cebine, halkların cebine trilyonlarca dolar bir imkan. Bu kadar sıkışmışken nefes alıyor. Evet bir nefes alıyor. Peki petrol fiyatları neden düştü diye bakarsak bunun dört ana sebebi, dört ara sebebi var. Birinci sebebi zaten hepimizin bildiği sebep. Evet dünya ekonomisinde bir darama var. Hı hı. Ve bu Avrupa ekonomisi, Avrupa ekonomileri başta olmak üzere dünya ekonomisinde bir yavaşlama var. Amerika'daki yavaşlama artık bitti. Amerika tekrar düzelmeye başladı. Ama bakın öte yandan Çin'in gayri safi milli hasılası %6'ya düşmüş durumda. %6
kimse büyük zannetmesin. %10-11 büyüyen bir ülke. Tehlikeli. Tehlikeli. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Tehlikeli. Orada bir kriz, mini kriz olabilir Çin'de. 2015 senesinde. Ve Çin başına tek başına yaşamaz bunu. Tek başına yaşamaz bunu. Çünkü dev bir ekonomi. 1 milyar kişinin üzerinde bir nüfusu var. 1.2 milyar bir nüfus. Bu çok önemli. Dolayısıyla tamam. Dünya ekonomisinde global bir yavaşlama var. Bundan hemfikiriz. Peki şu anda dünyada en büyük petrol üreticisi kim? Suudi Arabistan diyebiliriz. Öyleydi. 2014 sonu itibariyle dünyadaki en büyük petrol üreticisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Tamam. Bu çok önemli. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri, şimdi 3 tane büyük üretici var. Zaten bunların üretimi aşağı yukarı aynı. Rusya, Suudi Arabistan ama en büyük Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde OPEC'ten petrol alımlarına bakarsanız 2008'den beri, ben o grafiğe baktım. 2008'den beri petrol alımları yarıya düşmüş. Neden? Yarı petrol mü kullanıyor? Hayır. Kendisi üretiyor. Ama kendi ürettiği petrolü ihraç etmiyor. Kendi piyasasına kullanıyor. Şimdi bakın bu çok önemli. Dolayısıyla dünyanın en fazla petrol çeken ülkelerinden bir tanesi Çin'le beraber herhalde iki büyük diyelim. Hı hı. Artık üretimi kendisi yaptığı için OPEC alımlarını çok ciddi anlamda dünya piyasasına çekmiyor. Dünya piyasasından çekilmiş durumda. Yarı yarıya çekilmiş durumda diyebiliriz. Artı Nijerya gibi ülkelerden tamamen kesmiş durumda petrol alımını. Çünkü Nijerya'nın maliyetleri zaten yüksektir. Hı hı. Orada çok bu düşen petrol fiyatlarından Nijerya çok etkilenecek mesela. Rusya etkilenecek. İran etkilenecek. Venezuela etkilenecek. Bakın bütün Amerika'ya kafa tutanlar buna etkilenecek. Yani bunun bir jeopolitik tarafı da var. Oraya geleceğim. Şimdi Libya'daki olan olayları biliyoruz. Irak'ta yaşananları biliyoruz. Ülkeler mahvoldu yani. Ve büyük insani felaketler yaşandı. Ama buna rağmen bir şekilde oradaki petrol üretimi özellikle Libya'da düşündüğü kadar düşmedi. Libya ve İran şu andaki günlük petrol üretimi günde 4 milyon varil. Bakın bu az değil. Yani 80-85 milyon varil dünya üretimi içerisinde 4 milyon varil az bir rakam değil. Burada paylaşmıştık da kan gövdeyi götürürken petrol sevkiyatı hiç kesilmedi. Evet, bir şekilde petrol sevkiyat kesilmedi. Bu beklenmiyordu. Yani beklenmeyen pozitif bir şey olarak yansıdı. Ve dolayısıyla orada beklenen fazla bir üretim var. Hı hı. Dördüncüsü, şimdi OPEC toplantısı yapıldı biliyorsunuz geçenlerde. OPEC toplantısı yapıldığı zaman ben dedim ki bakın kesinlikle OPEC üretimi kısmayacak. Ya dediler birçok insan da böyle dost sohbetine koş. Olur mu dediler ya? OPEC fiyatları kısmazsa fiyatlar düşmeye devam eder. Yani OPEC'in içine gelmez. Bu nasıl iş falan? Hayır. Bakın OPEC öyle düşünmüyor. OPEC'in içerisinde de bir takım siyasetler var. Şimdi Suudi Arabistan bir kere o en büyük üretici Amerika Birleşik Devletleri ile bir şey içerisinde. Entegre diyelim. Entegre. Onlar beraber hareket ediyorlar. Ama burada Suudi Arabistan'ın da içine gelen bir takım şeyler var. Pazar payı. Suudi Arabistan düşen petrol fiyatları içerisinde pazar payını kaybetmek istemiyor. Suudi Arabistan'ın üretim maliyeti biliyorsunuz petrolün yerden çıkartma maliyeti her ülke için aynı değil. Farklı farklı. Nijerya'nın 60-70 dolardayken Suudi Arabistan'ın 5-6 dolarlarda. Yani kürekle kalsanız petrol çıkıyor. 5-6 dolar petrol çıkartma maliyeti var. Suudi Arap diyor ki benim diyor 100 milyarlarca dolar döviz rezervim var, dolar rezervim var. O duruyor. Artı diyor ben 5-6 dolara çıkartıyorum. Benim hani bu işten zarar etmek imkan yok. Ben pazar payımı bu işte kaybetmeyeceğim diyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz kaya gazı çok önemli bir yatırım çeken sektör oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle. Ve artık hani buzullara artık gidilip oradan işte şeye çıkartılacak, petrol çıkartılacak. Tabii buzula gittiğiniz zaman veya kaya gazına yatırım yapma dediğiniz zaman oradaki maliyetler çok yüksek. Öyle 5-6 dolar değil. Yani 60-70 dolarlar, 80 dolarlar maliyetleri var. Suudi Arabistan bir yerde bir göz kırpıyor onlara da. Diyor ki siz eğer bu yatırımı yaparsanız ben de petrol fiyatını çekerim. Siz bütün yatırımlarınız zarar eder diyor. Suudi Arabistan böyle de yani hem Amerika'yla beraber ama aynı zamanda kendi pazar payını da kaybetmek istemiyor. Şimdi dört önemli sebep bunlar. Bir de ara sebepler var. Mesela bir tanesi çok fazla konuşulmadı bu. Asya'da enerji teşviklerinin kesintiye uğraması. Evet, örneğin Hindistan'da bakın bu çok önemli. Hindistan'da dizel tüketimi %6 ile 11 arasında, 6 ile 11 olması lazım, artarken son 5-6 yılda 2014 senesinde teşviklerin kesilmesiyle bu dizel tüketimi Hindistan'da bir anda düştü. İlk kez. Neden? Çünkü teşvikle yapıyorlardı. Başka enerji kaynaklarına döndüler. Ve Güneydoğu Asya ülkelerinde hepsinde böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla orada bir talepte de azalma var. Yani bakın bu tablo şu çıkıyor. Özellikle Amerika'nın
üretimi arttırmasıyla, yani iki misli arttırması, 2008'den beri ikiye katlamış, iki misli arttırmasıyla üretimini, çok büyük bir petrol arzı var ama talepte de düşüş var. Hı hı. Bu fiyatları düşürüyor. OPEC'in de ben üretimi azaltmayacağım demesi iyice düşürüyor. Tabii petrol aynı zamanda jeopolitik bir şey. Altıncı sebep bu. Her bileşenin bir jeopolitik yansıması var. Yansıması var. Jeopolitik gizli ajandası var diyelim. Yani bazen gizli bazen açık bu ajandalar. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Venezuela'yı, özellikle Rusya'yı sıkıştırmak istiyor. Çok açık. Çok açık, çok net. Bu çok şey. Suudi Arabistan bölgedeki rakibi İran'ı sıkıştırmak istiyor ve ben pazar payını kaybetmeyeceğim ha diyor. Çünkü sen diyor dağlardan çıkartıyorsun o petrol. Ben diyor kumdan çıkartıyorum. 5-6 dolara çıkartıyorum bunu. Onu şey yapmıyor. Aynı zamanda söylediğim gibi kaya gazı, artık şeyleri falan da onların hepsini de durdurmuş oluyor. Yedinci sebep. Bakın enerji verimliliği. Ben en son bu yıl kız kardeşim ziyarete Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada bir şey çok dikkatimi çekti. En son gittiğimden beri hibrit ve elektrikli araba sayısında inanılmaz bir artış var. Bu konuda iki ülke çok başı çekiyor. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, öbürü Japonya. Japonya biraz daha fazla. Ve çok fazla elektrikli ve hibrit arabalar var. Elektrikli araba, bakın bizde hiç olmayan Tesla diye bir marka var mesela. Nikola Tesla'dan almış ismini. Müthiş bir teknoloji üretiyor. Tamamen elektrikli bir spor araba. Mesela çok fazla Tesla gördüm. O bütün o SUV'lerde, o büyük şeylerde, arazi araçlarında bile hibrit çok fazla gördüm. Bir araştırdım, ya dedim bu ne kadar acaba bunun piyasası? Şu anda dünyada elektrik ve hibrit 1,5 milyon araç varmış. Bakın bu az değil. Sıkı rakam. Sıkı rakam, yani az değil ve bu rakam eksponansiyel bir şekilde büyüyor. Bizde de bir reklam var, bakın televizyona dönüyor. Şimdi marka vermiyorlar, yasaktır marka vermek. Hibrit motor, işte geleceğin teknolojisine bakıyorsunuz diye. Evet, hibrit bize de başladı. Bu enerji talebini farklı bir yerden düşürecek. Tabii, o enerji talebini, yani aynı verimle... Petrol bazlı enerji aynı, talebi. Aynen öyle, yani aynı verimle daha az enerji. Bayağı daha az enerji, yani hibrit dediğiniz zaman epey tasarruflar... Ki daha hidrojeni konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. O teknolojiler daha sonra. Hidrojen araba daha piyasada yok. Bu yedinci sebep. Sekizinci sebebim. Şimdi eskiden IŞİD, Irak, Suriye, işte Ukrayna'dan gelen haberler dendiği zaman petrol fiyatlarına çok süratli bir oynama oluyordu. Çok, çok enteresan. Bu son zamanlarda bu oynama artık yaşanmıyor. Sanki böyle artık oradan gelecek kötü haberlere alıştık. Dünya hani şeysi için, yatırımcı için konuşuyorum. Dünya artık oradan gelecek kötü haberlere bir şekilde alışmış durumda ve bu oradan zaten kötü haber gelir beklentisi. Dün çok acı bir olay yaşandı Pakistan'da bu arada. Orada Pakistan'a, dost ülke Pakistan'a başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Orada kaybedilen genç hayatlar var. Dünya artık bu tür kötü haberlere biraz alışmış durumda ve petrol fiyatsal anlamda bunlara tepki vermiyor. Evet, ben petrolün şeysini böyle düşünüyorum ve 2015 senesi için... Alışkanlık bu, görmezden gelme ihtiyacı mı? Çünkü görmeye başlarsanız bütün tablo değişiyor. Şimdi ben bir şapka değiştireyim o zaman. Yani ekonomi açısından değil, insani açıdan bakayım. Bakın bu yaşananlar çok vahim. Bu yaşananlar çok ama çok vahim. Ve maalesef biz de hatalarımızla bu vahim tablonun taşırını olduk, taşıyıcısı olduk. Çok vahim. Bir an önce... Ben düzelmesini umuyorum ama çok sürat IŞİD'den çok sürat kurtulacağımızı düşünmüyorum. Yani öyle havadan bombalamayla bu iş olmaz. Özellikle dün Pakistan'da yaşananlar, Pakistanlı bir takım arkadaşlarımla da sohbetim oldu. Çok ama çok üzücü. Genç insanların, okul çağındaki insanların bu şekilde katledilmeleri olacak iş değil. Dünya insanlığını kaybetti. Evet, peki son 7 dakikada da şu 2015'i bir konuşalım istiyorum. Aslında keskin bir viraja doğru adım adım gidiyoruz. Kesinlikle. Virajı döner miyiz, dönemez miyiz? Dünya olarak kastediyorum. Hem dünya hem Türkiye. Bir 7 dakikada bunu bir analizini yaparsanız sevinirim. Ne bekliyorsunuz 2015'e yönelik öngörünüz ne? 365 günü 7 dakikaya sığdırma sorusu oldu bu. Öngörüm şu, bakın. Bir takım tehditler var, bir takım fırsatlar var. Hani bir SWOT analizi yaparsak şöyle çok süratli bir şekilde. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açığa... müspet bir etkisi olacak. Yani 60 dolardaki bir petrol fiyatının ortalama için konuşuyorum. 20 milyar dolarlık bir cari açığa müspet etkisi oluyor. Bu da %3'e düşürüyor cari açığın oranını. Bu olabilir, bu güzel. Ama bunun yanında tabii biz ihracat yapmak zorunda olan
satmak zorunda olan bir ülkeyiz ve dünya ekonomilerindeki yavaşlama burada çok ciddi bir bizim için menfi durum teşkil ediyor. Belirsizliğin olması, yurt içinde güvensizliğin olması, bu saydığımız sebeplerden dolayı. Yani bunu sabaha kadar konuşuruz. Yani şimdi bu ekonomi program olduğu için çok fazla oraya girmek istemiyorum ama bu çok önemli. Yani insanların psikolojisinde bu çok önemli. Hem içten hem dıştan bakan insanların gözüyle bu kadar güvensizliklerin olduğu, bu kadar haksızlıkların yaşandığı bir ülkede kimse parmağını kıpırdatmaz. Yani kıpırdatır. İnsanlar bütün olumsuzluklara rağmen büyük fedakarlıklarla iş yapmaya çalışıyorlar. İş yapıyorlar da o bizim halkımızın başarısı, insanımızın başarısı. Ama yaşananlar son derece tehlikeli. Şimdi geçenlerde Putin geldi, bakın bu önemli. Yani enerjiye giriyorum çünkü 20 milyar dolarlık bir açığı kapatacak enerji. Putin geldi, tabii herkes böyle oh hadi geldi Putin, fiyatları, doğalgaz fiyatlarını indirsin. %6 indirdi. Şimdi bu çok fazla bizim sevinmesin bizi izleyen değerli insanlar. Çünkü çok fazla yansımayacak maalesef. Putin dedi ki %15'e kadar ben bunu indiririm. Ancak. Şimdi bakın, bu 1997 yılında Putin'in bir tezi var. Üniversite bitirme tezi. Bu tezi Litvinenko. İsim hatırlıyor, şey yapıyor değil mi? Hı-hı. Daha sonra siyasi Litvinenko bunun profesörüydü o zaman Putin'in. Ve bu tezde doğal gaz, petrol ve minerallerin dış siyasetteki etkisini konu alan bir tez yazıyor. Ve aslında bakın dikkat edin, Ukrayna uyguladığı da bu. Hani Rusya'ya iyi geçinirseniz fiyatı kısıyor, kötü geçinirseniz fiyatı yükseltiyor, sizi sıkıştırıyor. Şimdi ancak söylediği de tersi işte. Bravo. Diyor ki aman bak, iyi öğrenci olmaya devam ederseniz %6'dan %15'e kadar çıkartırım. Bizde büyük cari açık var, ne yapsın bizimkiler de. Biraz böyle eyvallahçı tabiri caizse bir şeyle. Ama Suriye'de canımı sıkmayın diyor. Aynen. Yani bu kısılan petrol fiyatında yapılan indirimin mutlaka kapalı kapılar ardında burada siz ve ben, belki siz gazeteciniz Çetin Bey, siz hani belki sizin kulağınıza gelir ama benim kulağıma muhtemelen veya biz izleyenlerin kulağına muhtemelen gelmeyecek kapalı kapılar ardında yaşananlar. Ama bunun mutlaka bir pazarlığı olacaktır. Ben 2015 yılında seçim olmasının bir tehlike yarattığını düşünüyorum. Yani her seçimde bir tehlike vardır. Şimdi 17 Aralık'a takipsizlik, işte çarşının şeysi falan, gazeteciler hala gözaltına alınıyor. Böyle bir ortamda seçime giderken ben mutlaka bir bunun tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Kasılacak mı Türkiye? Evet, 2015 seçimleri. Artı bir tek bize seçim yok. Yunanistan'da biliyorsunuz gelen bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Orada da hem Altın Şafak hem Syriza, orada da bir takım aşırıcılık tehlikeleri söz konusu. Portekiz'e, İspanya'da 2015 senesinde seçimler var. İspanya tarafında da bir aşırıcılık söz konusu. Yani bütün Avrupa'da İslamofobik, Türkiye karşıtı, aşırıcı bir tutum var. Buralarda ben... Sinirler çok gergin aslında. Sinirler çok gergin. Hadi böyle sinirler bir ortamda gergin. İş yap. Evet. Ve şu var, bakın bu çok önemli. Müteahhitlik sektörü, Dünya Gazetesi'nde vardı galiba, orada okudum. Müteahhitlik sektörünün aldığı işler 2013 senesinde 32 milyar dolardan 2014'te 22 milyar dolara düşmüş. Yani burada ciddi bir burada ciddi bir düşüş var. Yani bunların giderilmesi lazım. Bir kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi analiz yaparken ve eleştirirken ne yapılması gerektiğini biraz konuşmak lazım. Bakın örneğin müteahhitlik sektöründe bizim TOKİ diye bir gücümüz var. TOKİ akredite müteahhit şirketlerle yurt dışına gidip bakın burada süper işler yapılıyor. Bakın bu bizim aslan müteahhitlerimizin şuyu var, buyu var, size de yapalım. Size de yapalım. Onlara ön ayak olsalar belki bu rakamlarda bir şey olur. Çünkü unutmayalım, orada aldığımız her iş bize ihracat demek oluyor. Bu çok önemli. Bu tadı damağımda kaldı Sayın Özarslan. Sizi tekrar ağırlamak isteriz. Yani 2015'i tekrar daha açarak olumlu ve olumsuz yönleriyle konuşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Özellikle petrol analizi müthişti. Ama bir gün yine sizi burada ağırlayalım. Büyük 2015'i ayrıca bir sır sadece 2015 konuşalım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, Ekopolitik'te bugün iş adamı gözüyle ekonomiyi konuştuk. Herkes 2015'te aslında ne olacağını merak ediyor. Belki Sayın Özarslan da müsait olursa önümüzdeki günlerde tekrar alalım. Kendisini burada ağırlayalım ve 2015'i bir de iş adamı gözüyle değerlendirelim.
Ne olur akılınıza sahip çıkın, aklımıza sahip çıkalım. Ama akıl demek sadece düşünmek değil. Ne olur analitik düşünelim. Olumlu, olumsuz yanlarıyla, fırsatlarıyla, riskleriyle. Yoksa sadece günlük açıklamalarla biz bir yere gidemiyoruz. Biz yine de her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.